yeni konumuza başlıyoruz. Diyeceğiz ki topraktan gelen yaşam. Öncelikle Türk tarihinde bazı toprak sistemlerinden bahsedeceğiz. Anadolu Selçuklu'da İksa Osmanlı Devleti'nde Tımar adı verilen sistem arkadaşlar. Bu sistem aynı, sadece isimleri farklı. Anadolu Selçuklu Devleti bu sisteme İkta Osmanlı Devleti Tımar demiş. Nedir peki İkta sistemi? Devlete ait toprağın ekilmesi için belli bir kişiye, belli bir süre için verildiği sisteme İkta sistemi denir. Toprağın bir kısmıyla geçimini sağlayan İkta sahibi, geri kalan kısmıyla da asker beslemek zorundaydı. Bu sistemde arazi tımar verilen kimsenin mülkü değildir. Kimin mülkü? Devletin mülkü. Tımar sahibi halkın devlete ödemesi gereken vergileri devletin izniyle toplardı. Kişiye verilen toprakların vergisi ikta sahibi tarafından toplanırdı. Bu vergilere karşılık devlete asker beslemek, o bölgenin güvenliğini sağlamak zorundaydı ikta sahibi. İkta sistemi Müslümanlarda da kullanıldı arkadaşlar. Ama ancak düzenli, sistemli bir şekilde Selçuklular döneminde kullanılmıştır. Osmanlılar bu sisteme tımar sistemi adını verdi demiştik. Osmanlı'da tımar verilen kişiye sipahi denirdi. Sipahiler bölgedeki vergileri de toplardı. Tımar topraklarının kaydedildiği defterde sevgili arkadaşlar tahrir defteri adı verilir. Peki nedir bizim tımar sistemimizin faydaları? Sürekli hazır bir ordunun bulunmasını sağladı. Devletin kasasından maaş çıkmadığı için devletin maaş yükü azalmıştır. Toprakların ve o bölgenin güvenliği sağlanmıştır. Toprakların ekilip biçilmesi sağlanmıştır. Sevgili arkadaşlar, toprağını izinsiz terk eden köylüden çift bozan adlı bir vergi alınırdı. Toprağını 3 yıl üst üste bırakandan ise toprak geri alınarak başkasına verilirdi. Amaç nedir? Üretimde sürekliliği sağlamak. 16. yüzyılın sonlarında uzun süren savaşlardan dolayı ağır masrafların karşılanabilmesi için iltizam usulüyle peşin para karşılığı tımarların satılması, tımar sisteminin bulunmasını hızlandırdı. Peki iltizam nedir? Özel yönetimi olan eyaletlerin vergi gelirlerinin açık artırma yoluyla toplanmasına iltizam adını veriyoruz. Vergi toplayana mültezim adı verilir. Bu yola devletin nakit sıkıntısı giderilmeye çalışılmıştır diyoruz. Tımar sistemi, toprağın düzenli ekilmemesi, askerlerin savaşa gitmek istememesi ve vergi sisteminin bozulmasıyla 1839 Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimine. Milli topraklar, mülk topraklar ve vakıf topraklar olmak üzere toprak yönetimini üçe ayırıyoruz. Onlar da kendi aralarında ayrılıyorlar. Milli topraklar ilk olarak dillik arazi arkadaşlar. Dillik arazi de kendi içerisinde gelirine göre ayrılıyor. Has, devamet ve timarcı arkadaşlar. Has, yıllık geliri 100.000 akçe ve üzeri topraklardır. Peki kime veriliyor has topraklar? Hanedan mensuplarına, divan üyelerine ve beylerbeyine. Zahmet ise yıllık geliri 21 ve 100.000 akçe arasındaki topraklardır. Orta dereceli memurlara arkadaşlar, kadı, subaşı gibi memurlara veriliyor. Tımar toprakları yıllık geliri 3.000 ve 20.000 arasındaki topraklardır. Savaşlarda yararlılık gösterenlere verilirdi. Dillik araziden sonra ikincisi mukata arazi. Gelirleri iltizam usulüyle doğrudan hazine yaptırılan arazilerdir. Ocaklık arazi, gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardır. Yurtluk arazi, gelirleri sınırları korumak amacıyla Türkmen boylarına verilen arazilerdir. Paşmaklık arazi, padişah ailesine verilen arazilerdir. Malikane arazi, üstün hizmet karşılığı verilen arazilerdir. Metruk arazi, otlak, yayla gibi tarıma kapalı arazilerdir. Bunlar arkadaşlar milli topraklar, yani devlete ait olan topraklar. Geldik şimdi mülk topraklara. Padişah tarafından üstün hizmetler karşılığında kişilere özel olarak verilen arazilerdir. Bu arazilere sahip olanlar toprağını satabilir, miras bırakabilirlerdi. Bunlar da öyle bir şey söz konusu değil. Mülk topraklarda kendi içerisinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Öşri arazi ve haraci arazi. Öşri arazi Müslümanlara ait olan topraklardır. Haraci arazi gayrimüslimlere ait olan topraklardır. Geldik vakıf topraklarına. Gelirleri cami, medrese, şifahane, imalathane gibi din, bilim ve hayır işlerine harcanan topraklardır diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.